TVM ekranlarından mutlu, sağlıklı günler efendim. Her şeyin başı sağlık programıyla bugünlük de sizlerle birlikteyiz. Stüdyoda çok değerli bir hocamız bizlerle birlikte. Göz doktoru, uzman doktor Evren Baca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hocam tabii önümüz yaz, bahar aylarından geçiyoruz. Dolayısıyla herkesin bir alerji sendromu, en azından 5 kişiden 3'ünde alerji var. Bunun tabii alerjinin sirayet ettiği bölgelerden biri kulak, burun, boğaz ve göz diyebiliriz. Göz de bu konuda en önemli organlarımızdan biri. Şöyle başlayalım. Öncelikle göz enfeksiyonları nasıl olur önümüz yaz, bahar aylarında? Hı hı. Bunu bir konuşalım. Sonrasında alerjikte nasıl, neler yaşarız, ne yapmalıyız? Şöyle yaz aylarında, bahar aylarında dediğiniz gibi enfeksiyonları da çok sık görüyoruz. Özellikle havaların dengesiz gitmesiyle enfeksiyon, nasıl gribal enfeksiyonlar çok yoğun, çok sık görüldüğü gibi göz enfeksiyonlarında da bir salgın şeklinde artış görebiliyoruz. Özellikle viral göz enfeksiyonları, virüs kaynaklı göz enfeksiyonlarını çok sık görüyoruz. Viral enfeksiyonların bulaşıcılığı çok yüksek olduğu için özellikle gözlerde, kalabalık ortamlarda bulunan, çocukların çok yoğun olduğu ortamlarda çok sık salgınlar yapıyor. Gözde kızarıklık, çapaklanma, batma, sulanma gibi şikayetler ilk başta kendini gösteriyor. Bazı şiddetli enfeksiyonlarda özellikle görme bulanıklığı bile veya ağrı da eşlik edebiliyor. Yaz dönemindeki bu enfeksiyonlardan en çok dediğim gibi viral enfeksiyonlar ve adenovirüs dediğimiz bir viral kaynak çok fazla enfeksiyon yapıyor ve toplum sağlığını etkileyecek düzeyde salgınlar oluşturabiliyor. Onun haricinde bakteriyel enfeksiyonları da çok sık görüyoruz. Bu da özellikle yine yaz dönemi için havuzlardaki temizliğin çok iyi olmaması, yine temiz olmayan denizlere girilmesiyle direkt temas, suyla direkt temas ettiği için gözlerimiz enfeksiyona çok daha açık hale geliyor. Bu nedenle de enfeksiyonla ilgili birazcık daha dikkatli olmak, şikayetler başlar başlamaz hemen önlemini almak veya tedavisine bir an önce başlamak önem taşıyor. Hı hı. Tabii belirtileri nelerdir diye soralım hocam ve nasıl bulaşır bunlar? Hı hı. Genelde işte biz kadınları hep makyaj malzemeleriyle uyarırlar. Hı hı. Ama bunlar viral enfeksiyon deyince ya da işte gribal enfeksiyonla benzerlik kurunca siz acaba bunlar temas yoluyla bulaşabilen en önemli bulaşma yolu temas. Yakın temasta çok bulaşıyor. Bazı virüsler hatta çok kuru ortamda bile canlı kalabildiği için indirekt temasla bile bulaşabiliyor. Ama tabii ki en yoğun bulaşma yöntemi temas. Evde en önemli alınabilecek önlem, en basit önlem aslında. Ortak havluların kullanılmaması, ellerin çok sık yıkanması ki toplum sağlığı için her enfeksiyonda aslında bu geçerli. Ellerin sık yıkanması önlem olarak alınabilecek şeyler. Enfeksiyonun başlangıcı ilk başta böyle hafif bir batma, kaşıntı, acıma hissi şeklinde olup daha sonra gözde kızarıklık, kapaklarda şişme, gözün içinde beyazında bir şişlik oluşması, çapaklanma şeklinde, hatta sabah uyandığında çok tipik söylerler, kirpiklerim birbirine yapıştı gözümü açamadım şeklinde şikayetlerin olması göz enfeksiyonlarının belirtileri. Öyle bir tabloyla karşılaşıldığında zaten hemen göz doktoruna başvurup gerekli tedaviyi almak gerekiyor. Hı hı. Sonrasındaki tedavi yöntemi medikal bir tedavi yöntemi. Evet, yani göz enfeksiyonlarında enfeksiyonun etkenini zaten muayene bulgusu olarak aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz, tespit edebiliyoruz. Eğer viralse destekleyici tedaviler ve koruyucu amaçlı yine antibiyotikli göz damlaları, bakteriyel enfeksiyonlarda da yine antibiyotikli göz damlalarıyla tedavi etmek mümkün. Bu süre zarfında tabii gözde sürekli bir akıntı olduğu, çapaklanma tablosu olduğu için de belki birazcık göz hijyenine dikkat edecek şekilde temizlik yapmak, pansuman, ılık suyla pansuman yapmak da yine tedavimizin içerisinde yer alıyor. Peki hocam, tedavi edilmezse noktasında korkutucu tablolar ne olabilir? Yani bakteriyel konjonktivitler genellikle çok ağır şekilde seyretmediği için tedaviyle toparlıyor. Tedavi edilmese bile çoğunlukla hani daha biraz uzayarak ama bir şekilde geçiyor. Ama viral enfeksiyonlarda tedavi başlanmazsa bazen görmede problem yaratacak sorunlar bırakabiliyor. Gözde lekelenmeler yapabiliyor. Bir de dediğim gibi
bulaşıcılık açısından da yani toplum sağlığı açısından da önem taşıdığı için bir an önce tedaviye başlamak ve bulaşmayı da önleyici önlemler almakta yarar var. Hocam tabii şimdi önümüz yaz dedik, denize havuza gireceğiz. Dolayısıyla buradan bulaşabilecek enfeksiyonel rahatsızlıklar nelerdir ya da yine bunlar da viral enfeksiyonlarla aynı benzerliği gösterirler mi? Gösterirler. Şöyle havuz özellikle temizliği iyi yapılmamış çok kalabalık havuzlarda havuz suyundan kaynaklı kimyasal göz rahatsızlıkları da olabilir. Yani kimyasalların yoğun kullanılması veya yeterince temizlenmemişse enfeksiyonun bulaşması çok kolay oluyor. Kimyasal göz reaksiyonu olduysa yani kimyasallara bağlı gözde bir reaksiyon olduysa da yine gözün enfeksiyon kapması da yine çok kolay oluyor. O yüzden havuzlardaki temizlik hijyenin, o suyun klor miktarının, onların hepsinin çok önemi var. Onların hepsine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Temiz olduğundan emin olmadığımız havuzlara girmemek gerekiyor. Koruyucu gözlük takmak çok önemli aslında. Yani enfeksiyon olmayacaksak bile yine de sadece o klora maruz kalmak bile gözlerde problem yaratabildiği için havuzda özellikle koruyucu amaçlı gözlük kullanmak çok önemli. Hocam gözlükleri tabii konuşacağız yazın, hem de gözlük seçimini de konuşalım. Çünkü yazın oldukça önemli oluyor. Tabii bir piyasada birçok sahte gözlük de var. Bunlara karşı uyarın. Gözlük demişken böyle başlayalım, sonrasında alerjilerle devam edelim. Yaz dönemi aslında gözü güneşten korumak, gözlükle korumak, hani sadece kimyasal değil güneş gözlüğü kullanmak çok çok önemli. Aslında biz güneş gözlüğü kullanımını tüm yıl boyunca öneriyoruz. Güneş tabii açık havada geçirdiğimiz süre yaz aylarında daha fazla ve güneşe direkt maruziyet yaz aylarında daha fazla olduğu için çok daha fazla önem taşıyor. Güneşin gözün sarı noktasına, merceğine yani katarakt oluşumuna neden olacak problemler yaratabildiği için, etkileri olduğu için her daim güneşten gözleri korumak lazım. Hatta böyle hafif bulutlu havalarda bile aslında ultraviyole hala etkili olduğu için onda da yine güneş gözlüğü kullanmakta yarar var. Güneş gözlüğündeki en önemli faktör, yani gözlük seçimindeki en önemli faktör aslında sertifikası olan ürünler kullanmak. Bunu da optiklerden alabiliyoruz. Yani dışarıda satılan tezgah üstü diyeceğim, satılan gözlükler herhangi bir garantisi yok. Ultraviyole koruyuculuğu olup olmadığı bilinmiyor. O nedenle güvenmemek lazım. Hatta rengi koyu cam olup da ultraviyole blokajı olmayan camlar göze daha çok zarar verebiliyor. Çünkü ışığı kestiği için bir yerde göz bebeğimiz daha büyük oluyor ve ultraviyoleye gözün maruziyeti artmış oluyor. O yüzden de sertifikalı gözlük, yani ultraviyoleyi bloke ettiğinden emin olduğumuz gözlükleri kullanmak lazım. Her yaş için de geçerli bu yani. Takabildiği yaştan itibaren çocukluk çağında da güneş gözlüğünü, İyi bir güneş gözlüğünü mutlaka öneriyoruz. Bu işte tezgah üstü dediğimiz gözlükler takımı ne gibi zararlar getirir hocam gözümüze? Yani buradan izleyicilerimizi aydınlatacak olursak, yani şöyle, geniş geniş açacak olursak nasıl tanımlayabiliriz? Yani güneş gözlüğündeki amacımız, güneş gözlüğünü kullanmaktaki amacımız göz ve göz çevresini ultraviyoleden korumak. Amacımız ultraviyoleden korumak olduğu için de o gözlüklerin ultraviyoleyi engelleyici, ABB ışınlarının engelleyici bir özelliği olmadığında göz direkt o ultraviyoleye maruz kalmış oluyor. O yüzden de mutlaka o özelliğe sahip olduğundan emin olmak gerekiyor. Dediğim gibi yine koyu renk camlarda, camın renginin aslında hep şey denir, koyu renk daha iyi korur gibi düşünün. Öyle bir şey de yok aslında. Yani önemli olan açık renk cam bile olsa yine de ultraviyole blokajının, engelleyicisinin olması camın. Göz bebeğimiz bir yandan bizi güneşten ve ışıktan koruyor. Göz bebeğimiz büyüdüğü için karanlıkta ışığı azaltılmış ama ultraviyoleyi azaltmadığımız durumda gözümüz ultraviyoleye daha çok maruz kalıyor. Bu durumda da gözümüz daha fazla zarar görmüş oluyor. Özellikle süre uzadıkça, ultraviyoleye maruziyet uzadıkça ileride sarı nokta hastalığı dediğimiz ki kalıcı görme kaybı yapan bir hastalık, ona yatkınlık maalesef artıyor, ihtimaller artıyor. Hocam göz alerjisi nedir? Göz alerjisi, alerji genel olarak aslında alerji yapan kişinin hassas olduğu, alerjik olduğu maddelerle, etkenlerle karşılaştığında verdiği bir cevap. Göz alerjisinde alerjen göze temas ettiği andaki en çok da havayla temas ediyor aslında. Bizim özellikle mevsim nedeniyle polenler, çimen
tozlar alerji yapıyor. Rüzgarlı havalarda özellikle şikayetler daha artıyor. Göze bu alerjenler yapıştığında gözde oluşan bir çeşit akut reaksiyon. Mevsimsel alerji en çok işte bu Nisan, Mart, Nisan gibi başlayıp çoğunlukla yazın ortası sonuna kadar devam eden, özellikle mevsim geçişlerinde daha pik yapan bir reaksiyon, bir göz hastalığı. Onda da çoğunlukla hastalar gözlerinde şiddetli kaşıntı, aşırı sulanma, yanma, batma gibi şikayetlerle karşılaşıyorlar. Bize o şekilde başvuruyorlar. Onda da mevsimsel alerjilerde özellikle yine alerjiye yönelik göz damlalarıyla bu sorunu ortadan kaldırabiliyoruz. Bazen çok şiddetli reaksiyonlarda tek başına alerji, sadece alerjiyi engelleyen damlalar değil, kortizon içeren, daha düşük etkili de olsa kortizon içeren damlalarla da takviye ediyoruz. Hı hı. Yine alerjenden birazcık korumaya çalışmak, daha büyük çerçeveli gözlükler, göze teması azaltmaya yönelik gözlükler kullanmak yine bir miktar rahatlama sağlayabiliyor hastalarda. Hı hı. Hocam, göz alerjisi olan bir kişi her mevsim alerjisi tekrarlayacak diye bir kayda var mıdır? Ya da bu damlaları mesela hayatı boyunca kullanmak zorunda mıdır? Ya da kullanırsa bir dönem ondan sonra rahatlama kaydediyor mu? Şöyle, alerji mevsimsel kaynaklı alerjilerde genellikle hastalar aşağı yukarı bilirler ne zaman alerjilerinin başlayacağını. Çünkü işte mesela belli bir ağaç tozuna karşı, ağaç polenine karşı alerji varsa o ağaç polen vermeye, ortama, atmosfere polen saçmaya başladığı anda şikayetleri başlar. Ama bazı kişiler mevsimsel özellik göstermeyip tüm yıl boyunca da alerjik şikayetler yaşayabiliyorlar. Orada mevsimsel özellikle alerji yaşayan kişilerde mevsimini bildiğimiz zaman çok hafif şikayetler başladığı anda ilaç tedavisine başladığımızda haftalarca bazen verebiliyoruz. Şikayetleri ortadan kalkıyor, o dönemi rahatlıkla geçirebiliyorlar. Ama tüm sene boyunca şikayeti olan hastalarda şiddetlendiği dönemlerde ilaç tedavisi verip diğer zamanlar koruyucu önlemler alarak bir şekilde hastalarımızı rahatlatabiliyoruz. Ama tüm sene boyunca da devam edebiliyor tabii. Hı hı. Ve hastaların bağışıklık durumuna göre alerjiler bir 5-6 sene daha fazla çok yoğun yaşanıp sonra yavaş yavaş vücut alerjik reaksiyon verme gücünün diyeyim azalmasıyla birazcık daha rahatlayabiliyor. Yani o kişiden kişiye değişmekle birlikte yaş ilerledikçe genellikle biraz daha azalıyor şikayetler. Hı hı. Sarı nokta hastalığı nedir hocam? Sarı nokta hastalığı gözümüzün görme merkezi dediğimiz retinasında sarı nokta, makula dediğimiz bir alan var. Fotoreseptör dediğimiz, yani keskin gören ve renk gören hücrelerin en yoğun bulunduğu alan. Sarı nokta hastalığı bu maküla alanındaki hücrelerin kaybına yol açan bir hastalık. Bir çeşit dejenerasyon, bir çeşit bozulma. Sarı nokta hastalığı iki şekilde olabiliyor. Kuru tip veya yaş tip sarı nokta hastalığı, maküla dejenerasyon diyoruz. Genellikle yaşa bağlı olarak ortaya çıkıyor. Yani zaten hastalığın genel bilinen ismi yaşa bağlı sarı nokta hastalığı. İki tipi var. Kuru tipi genellikle hücre kaybıyla giden ve biraz daha yavaş seyreden ama tedavi olarak ancak koruyucu vitaminlerle takviye edebildiğimiz bir tipi. Yaş tipinde ise biraz daha gürültülü, biraz daha hızlı seyreden bir tablo. O sırada sarı noktada yeni damarlar oluşabiliyor, zarlar oluşabiliyor ve ani görme kayıpları, göz sarı nokta bölgesinde kanamalarla çok ciddi, hızlı bir şekilde görme kayıpları olabiliyor. Ve orada da çeşitli tedavi seçeneklerimiz, durumu ilerlemesini engelleyici veya bir miktar görmeyi artırıcı tedavi seçeneklerimiz var. Hı hı. Belirtileri nelerdir hocam? Belirtileri ilk başlarda, çok başlangıç aşamasında kırık görme, eğri görme. Mesela bir yazıyı okurken harflerin bir kısmına baktığımızda bir kısmı büyük, bir kısmı küçük görülmesi gibi şikayetler olabiliyor. Büyük objelerde de aynı şekilde yamuk görülüyor mu? Yani genel olarak bir noktaya baktığınızda baktığınız bir yerin bazı alanlarını kırık, daha eğri görmek, görüntüde bir şaşma gibi bir durum olabiliyor. Daha sonraki aşamalarda özellikle merkezden başlayan bir görme kaybı olabiliyor. Peki bu belirtilerle size gelen birine teşhis nasıl konuluyor ve teşhis konulduktan sonra tedavi süreci nasıl var? Sarı nokta hastalığında ilk şeyimiz, tanı koyma yöntemimiz göz muayenesi. Göz bebeğini büyüterek gözü
arkasını, gözün retina kısmını daha rahat görecek şekilde göz bebeğini büyütüyoruz ve muayene ediyoruz. Muayene bulguları zaten bize çok ciddi anlamda fikir veriyor aslında. Ayrıca bizim tanımızı destekleyen göz retinanın tomografisi, OCT dediğimiz bir test var. Onunla o bölgenin taranması, aynı zamanda göz anjiyosu ile eğer yaş tipse, damar oluşumu varsa, sıvı sızıntısı varsa onları gösteren tanı yöntemleriyle tam olarak ayırt ederek hani hangi tip olduğunu, ne düzeyde olduğunu tespit edebiliyoruz. Hı hı. Tedavi aşamasında ise özellikle hastalığın tipine göre tabii tedavi belirleniyor, yolu çiziliyor. Kuru tipte dediğim gibi çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece oradaki hücre kaybını, hücre ölümünü yavaşlatmak, durdurmak çok mümkün olmasa da yavaşlatmak, en azından hastanın iyi görme süresini uzatabilmek için takviye amaçlı kullandığımız bazı vitaminler var. Lutein, zeaxanthin, kısantin içeren vitaminler var. Omega 3'ün yararı oluyor. Ama yaş tipte ki sarı nokta hastalığında özellikle sıvı sızıntısı varsa, yeni damar oluşumları varsa gözün içine yapılan oradaki yeni damar oluşumunu bloke edici, çok etkili iğne tedavileri oluyor. Hastalar en az 3 ve genellikle de daha fazla belli aralıklarla, ayda bir olmak kaydıyla belli aralıklarla gözün içine iğne yapılarak hastalığın ilerlemesi engellenmiş oluyor. Hı hı. Hocam genelde yaşa bağlı dediniz. Peki bu genetiksel değil diyebilir miyiz ya da çok, genetiksel genetik midir, yaşamsal faktör çok faktör? Çok önemli. Sarı nokta hastalığında en önemli etken aslında genetik. Yani en birinci faktör genetik. Tabii onun dışında ultraviyole çok önemli bir etken. Onun haricinde sigara kullanımı çok önemli bir etken. Yaşamsal faktörler de etkiliyor. Çok çok etkiliyor. Beslenmenin iyi olmaması, vitaminden zayıf beslenme gibi, mineralleri yeterince almamayla ilgili beslenme alışkanlıkları. Aslında bildiğimiz hani zararlı olan beslenme alışkanlıklarının hepsinin sarı nokta hastalığının ilerlemesine de etkisi var. O yüzden hem gözümüzü korumamız gerekiyor, hem dengeli beslenmemiz gerekiyor, hem de tabii genetik bir altyapı varsa erken önlem almak açısından düzenli kontrolleri yaptırmak gerekiyor. Peki hocam, tedavi edildikten sonra tekrarlama olasılığı var mıdır? Yani bu yaşamsal faktörleri dikkate almayıp kişi tekrar işte sağlıksız beslenirse, sigarasına devam ederse bunların tekrar nüksetme olasılığı var mıdır? Şimdi şöyle, sarı nokta hastalığı olduktan sonra tedaviyi biz versek de süreci sadece durdurabiliyoruz ya da yavaşlatabiliyoruz. Hmm. Yani zaten tamamen geri döndürmek çok fazla mümkün olmuyor. Özellikle yaş tipte çok geri dönüş mümkün olmuyor. Burada tek taraflı bir problem varsa diğer gözün korunması açısından tabii ki o önlemlerin hepsinin çok önemli bir şekilde uygulanması, dikkatli bir şekilde uygulanması. Yani beslenmedir, gözün korunmasıdır, sağlıklı beslenme. Sigaranın mutlaka bırakılması gerekiyor içen bir hastada. Çünkü o bölgenin beslenmesini çok ciddi anlamda bozan bir şey sigara kullanımı. O yüzden de bu tür önlemleri her durumda almak gerekiyor tabii ki. Hı hı. Devam etmek gerekiyor. Yani tekrar her durumda risk var aslında. Hı hı. Katarak nedir hocam ve sarı nokta hastalığıyla benzerliği var mıdır? Şimdi aslında bazı şeyleri konuşunca bir noktada buluşuyorlar gibi. İkisi de ileri yaş hastalığı, evet, ve ikisi de görme kaybının hafif, evet, hafif kaybolması. Evet. En önemli bu ama çıkış noktaları aynı mı, o zaman öyle soralım. Değil aslında. Yani en önemli nedeni aslında yaş. Sonuçta yaşa bağlı olarak vücudumuzun her yerinde olduğu gibi, sarı noktasında da olduğu gibi merceğinde de bir yaşlanma belirtisi olarak merceğin bulanıklaşması, katarak gözümüzün içindeki saydam ışığı tamamen rahat geçiren merceğin bulanıklaşmaya başlaması. Yaş en önemli faktör ama onun haricinde dış faktörler, bazı doğumsal faktörler, kullanılan ilaçlar, özellikle kortizon, travmaların hepsi katarak da oluşturabiliyor. Kataraktaki en önemli neden yaş dedik. O yüzden de daha çok biz 65 yaş üstü kişilerde kataraktı görüyoruz. Ama sarı nokta hastalığından ayıran en önemli şey tedavisi çok başarılı bir şekilde sonuç veriyor. Ve hasta başka bir görme kaybı yapan nedeni yoksa katarakta oluşmadan önceki görme seviyesine çok rahatlıkla erişebiliyor. Yani aslında ikisinin en önemli noktası tedavi süreci diyebiliriz, evet, değil mi? Evet, tedaviye verdiği cevap diyelim. En önemli şey o.
Katarak nedir hocam ve belirtileri nelerdir? Sarı noktayla karıştırılır herhalde. Hastalar karıştırıyorlar yani mı? Yani şöyle genel? Görme bulanıklığı olduğunda evet hani acaba sarı noktamda bir şey mi var diye gelebiliyorlar. En önemli şikayet hastanın geldiği dumanlı görme, bulanık görme. Eskisi kadar iyi göremediğini ifade ediyor hastalar. O da yine muayenede direkt bizim görme keskinliğini aldıktan sonra muayene sırasında merceğinde herhangi bir bulanıklaşma var mı yok mu tespit ediyoruz. Ona göre tanımızı koyuyoruz. Kataraktımız var veya yok diyebiliyoruz. Katarakta dediğim gibi gözün içindeki saydam merceğin bulanıklaşması, saydamlığını yitirmesi sonucu görmenin azalmasıyla giden bir hastalık. Tedavisinde katarak gelişmiş olan merceğin çıkarılıp yerine saydam olan suni bir merceğin yerleştirilmesiyle tedavisi mümkün olan bir hastalık. Cerrahi müdahale. Cerrahi müdahale. Artık hemen her yerde yani en son yöntem olarak fakoemulsifikasyon dediğimiz bir cerrahi yöntem uygulanıyor. Gözün saydam tabakasında, kornea dediğimiz en dıştaki camsı tabakada en fazla 3 milimetrelik bir kese oluşturularak ve merceğin önündeki ince bir zar var. Onun açılması sonrası gözün kataraklı olan mercek sıvılaştırılarak yani daha böyle emilebilir hale getirilerek göz içindeyken gözün dışarısına alınıyor. Daha sonra o küçücük 2,5-3 milimetrelik kesiden gözün içine katlanır bir mercek konularak ameliyat sonlandırabiliyor. Çok 40 dakikalık falan süren bir ameliyatta çoğunlukla topikal anesteziyle yani göze damla damlatılarak yapılan anesteziyle uygulanan bir ameliyat. Ameliyat kesin çözüm müdür hocam? Kesin çözümdür. Yani problemimiz sadece kataraktsa yani görme keskinliğinin azalmasının tek nedeni kataraktsa ameliyatla ortadan tamamen kaldırılabiliyor. Peki mercek seçimi nasıl oluyor hocam? Bu noktada çeşitlilik var mıdır merceklerde? Var. Mercek şöyle ameliyatta hastanın beklentisini, ameliyat öncesinde hastanın beklentisine göre karar veriliyor. Mercek tabii yeni sistemde yani fakoemulsifikasyon dediğimiz sistemde katlanabilir mercek koyuyoruz. Merceğin en önemli özelliğinin hastanın nereyi net görmek istemesi, öncelikli olarak nereyi net görmek istediğine bağlı olarak numarasının tespiti gerekiyor. Yani gözün içine konacak merceğin numarasını ameliyat öncesinde tespit ediyoruz. Hasta uzağı çok net görmek istiyorsa numarayı ona göre planlayıp yakın için ameliyat sonrasında gözlük kullanmayı öneriyoruz. Aynı zamanda mercekle ilgili multifokal yani hem uzağı hem yakını gösteren son birkaç yıldır çok yaygın da kullanılan mercek seçimi de olabiliyor. Her hastamız bunu tercih etmediği için genellikle bizim uygulamamız uzağı net gösterecek şekilde bir plan yapıp ona göre mercek seçimini yapmış oluyoruz. O zaman bir nevi göz içi merceklere gözlük konuyor diyebilir miyiz? Yani evet, tabii. Bunun Türkçe tabii, mantığı aynen, olabilir aynen mi evet, aslında? Evet. Yani uzak görmesini netleştirecek düzeyde gözün içine bir numaralı mercek koyuyoruz ve dediğiniz gibi gözün içine gözlük yerleştirilmiş gibi oluyor. Ameliyat sonrası düzelme ne zaman kaydediyor kişi gözlerinde? Ne zaman net görebiliyor ya da yapılan ameliyatın verimini alabiliyor? Şöyle, ameliyatın hemen ertesi günü biz hastaları muayene ettiğimizde hastanın verdiği cevaba göre çok değişkenlik göstermekle birlikte genellikle 2-3 gün içerisinde hasta çok mutlu olacak şekilde net görmeye başlıyor. Bazen hastanın gözünün yapısına göre değişen oranda korneada yani gözün saydam tabakasında hafif bir ödem oluşabiliyor. O ödemin geçmesi için zaten ameliyat sonrasında kullandığımız damlalar var. O damlalarla o ödem ortadan kalktığında hasta en fazla bir hafta 10 gün sonra tamamen normal görmeye başlıyor. Gerçi tedavimiz bir aya kadar sürüyor ama damla tedavisi hastanın mutlu olduğu görme keskinliği tam aktif görme keskinliği birinci haftanın sonunda genellikle sağlanmış oluyor. Katarak ileri yaş hastalığı dediğiniz evet. Ama her yaşta da görülebilir mi hocam? Doğumsal bile görülebiliyor. Özellikle konjenital katarak dediğimiz bir katarak tipi var. Bebeklerin biz o yüzden ilk doğduğunda önce çocuk doktorları sonra da onlar ilk bir muayenesini yaparlar sonra bize de yönlendiriyorlar doğumsal kataraktı var mı diye. Her yaşta görülebiliyor. Ergenlik döneminde gördüğümüz katarakta var. Bir de dışarıdan faktörlerle olan kataraklar da var. O da her yaşta olabiliyor. Yine metabolizma hastalıkları özellikle kalsiyum metabolizması bozukluğu varsa katarakta oluşabiliyor. Her yaşta ortaya çıkabiliyor. Diyabetik hastalarda bu erken yaşta diyabeti olan kişilerde de olabilir. Yine ileri yaşta da olabilir ama diyabetik hastalarda yani şeker hastalarında da katarakt oluşumu olabiliyor. O da yine her yaş için geçerli.
Onun haricinde bazen uzun süreli kortizon kullanan hastalarda da kortizon kullanımına bağlı ki kronik kortizon kullanımı gerektiren bazı hastalıklar var. O hastalarda da yine katarakt her yaşta ortaya çıkabiliyor. Radyasyonun etkisi var. Radyasyonlu ortamda çalışan kişilerde düzenli tarama yapılır katarakt oluşmuş mu diye. Onun haricinde biri travmatik kataraktımız var. Travmatik katarakta göze gelen travmadan hemen erken dönemde de olabiliyor, yıllar içerisinde de olabiliyor. Travmaya bağlı yine her yaşta katarakt gelişebiliyor. Peki en başında söylediğiniz katarakt ameliyatı sarı noktaya göre tedavi edilebilir. Evet. Peki bu saydığımız gruplar içinde tedavi edilemeyen katarakt ameliyatı var mıdır? Ya da hemen hemen hepsi hakikaten tedavi edilebilir mi? Yani şöyle, travmatik kataraktlar belki biraz daha zor olabilir. Çünkü travma geçirmiş gözde gözün normal anatomik yapısında bozulmalar da olabiliyor. O zaman ameliyat biraz daha komplike hale gelmiş olabiliyor. Ama her durumda katarakt tedavi edilebilir. Gideriz. Ama göz doktoruna sıklıkla muayene için geliyor mu insanlar? Çocuklarını getiriyorlar mı? Artık bu noktada nereye geldik ve siz nasıl yönlendiriyorsunuz? Çok büyük gelişmeler, çok büyük düzeltmeler oldu bence. Özellikle çocuk muayenesinde. Çocuk hekimleri bu konuda daha bilinçli hale geldiği için, aileler de tabii çok daha bilinçli hale geldi ama çocukları takip eden çocuk hekimlerine çok iş düşüyor burada. Onların hiçbir şikayet olması şart değil. Yani bir şey görmek şart değil. Mutlaka bir göz muayenesini bir yaşta yaptırdınız mı sorusunu sormak bile yeterli oluyor aslında. Bu anlamda da çok ciddi çocuk doktoru arkadaşlarımızdan destek alıyoruz açıkçası. Son zamanlarda biz rutin her bir yaşına gelmiş çocuğun muayenesini yapıyoruz diyebilirim aşağı yukarı. Bu çok çok önemli. Aileler de bu konuda önceden çocuklarda okula başlayınca bir göz muayenesi yaptırılır. Okumaya başlayınca okulda zorlanmasın diye en düşünerek arkada oturuyor, en önde oturuyor. Göz muayenesi yapılırdı. Ama okula başlama yaşı özellikle kırma kusuru olan, göz tembelliği riski olan çocuklar için çok geç bir yaş. Yani tanı konduğunda artık bir şey yapamadığımız durumda olabiliyorlar eğer göz tembelliği varsa. Çünkü 7 yaşından sonra göz tembelliğine bir şey yapamıyoruz. Ama biz o durumu 2 yaşında, 3 yaşında tespit ettiğimizde kapama tedavisi, uygun gözlük seçimiyle o tembel olan gözün de diğer göz kadar iyi görmesini sağlayabiliyoruz. O yüzden çok iyi yere gidiyoruz. Artı ailelerde bu konuda çok güzel bilinçlendi. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Yayınımıza katılıp bizleri kırmadığınız için teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim bugün de Her Şeyin Başı Sağlık programının sonuna geldik. Güzel ve sağlıklı günler geçirmenizi ümidiyle. Hoşçakalın.